Evet, Şanlıurfa'da gezmeye, görmeye, gördüklerimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Daha da gezecek birçok yerimiz var aslında ama kısa bir mola diyoruz. Çünkü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikteyiz şu anda. Sayın Nihat Çiftçi ile. Sayın Çiftçi, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun Derya Hanım. İyiyiz. Sizleri çok güzel sormalı. Bir yerdeyiz şu anda. Şanlıurfa'nın adeta simgesi olan Balıklı Göl'ü şu anda tepeden görüyoruz. Muhteşem bir yerdeyiz. Şimdi Şanlıurfa geçmişinden bugüne kadar her zaman kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok önemli bir merkez olmuştur. Günümüzde bu oran nedir? Ne durumdadır? Şanlıurfa'nın turizmi ne boyuttadır? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Çünkü son zamanlarda yaşamış olduğumuz maalesef üzücü olaylardan dolayı Türkiye turizminde bir düşüş söz konusu. Şanlıurfa aynı şekilde bundan etkilendi mi? Şimdi tabii Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmişiyle gerçekten kültürlere başkentlik yapmış bir şehrimiz. Son zamanlarda 2016 biraz da bölgedeki olaylar sebebiyle turizm kapasitemiz düştü. Yine de Şanlıurfa huzurun şehri. Bu anlamda baktığımızda şimdi gördüğünüz üzere yani mevsim kış olmasına rağmen ziyaretçilerimiz var. İnanıyoruz ki şöyle Mart Nisan'la birlikte Şanlıurfa'nın en güzel mevsimi ilkbaharla daha da artacağını düşünüyoruz. Tabii bunlar turizm çok hassas bir olay. Turizmde çok dışı etken var. Turizm sonuçta bölgedeki hadiselerden de iliniz olarak etkileniyorsunuz. Fakat Şanlıurfa her zaman devletini seven, bayrağını seven, vatanına bağlı, inanç merkezi anlamında böyle mütedeyyin muhafazakar bir yapısıyla geleceğe doğru yürüyor. Şimdi belediye başkanlık süreciniz aslında yeni bir süreç değil. Daha öncesinde Karaköprü belediye başkanlık süreciniz vardı ve buradan bir hakimiyetiniz söz konusu bölgeye. Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Projeler nelerdir? Nerelerden başladınız? Önümüzdeki süreçte Şanlıurfa'yı neler bekliyor? Tabii Şanlıurfa büyük bir şehir. 20 bin kilometre karesiyle 13 ilçesi, 1380 mahallesi var. Biz bu 13 ilçenin tamamını geliştirmeye aslında hedeflemiş durumdayız. 13 ilçede de çok güzel projeler yürütüyoruz. Gerek yeşil alan projeleri, gerek yine restore etmiş olduğumuz çarşılar, camilerimiz, köprülerimiz, meydanlarımız, şehirlerimizin aslında kimliği durumunda. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Şu an bile Halilurrahman'da aydınlatma projesi, zemin düzenleme projeleri başladı. İşte hemen yanı başımızdaki caminin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Karşı tarafta işte kale eteğinde orada 67 mağaranın gün ışığına çıkması için çok önemli bir çalışma yürütüyoruz. Yine sağ tarafımızda Şanlıurfa için çok turistik olan Kızılkoyun'da orada da yine 72 mağaranın gün ışığına çıkması için hararlı bir çalışmamız var. Bununla bitmiyor. Bizim çok önemli vadi projelerimiz var. GAP Vadisi 1 milyon 680 bin metrekare ile Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alan, sosyal alanının birinci etabını bitirdik. İkinci etap inşaat aşamasındayız. Üçüncü etabın temelini atıyoruz inşallah bu hafta sonu. Cuma günü temelini atacağız. Ulaşım anlamında çok önemli projeler var. Bugün 6 noktada çevre yolları açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından. Yine 4 tane köprülü kavşağımızın ihalelerini bitirdik. Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak için 4 köprülü kavşağı havaalanından gelirken belki gördünüz. 2 tanesini bitirmiş durumdayız. 4 tane köprülü kavşağımız inşaat aşamasına geçiyor. Çevre yollarını bitiriyoruz. Yine toplu taşımada en önemli olan konu raylı sistem, trambüs. Onu da 2 ay içerisinde Allah'ın izniyle Şanlıurfa'mızda başlatacağız. Biz kırsalda çok önemli hizmetler yapıyoruz. Çok önemli merkezleri yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizin altyapı işlemleri. Şu an bizim Siverek 245 bin nüfus içme suyu arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştirdik. Birecik Halfeti, Halfeti turistik bir yer. Tabiat güzelliği olan bir ilçemiz. Bu ilçemizde şu an marinasından, köprüsünden, otoparkından, semt pazarlarından tutun, çevre düzenlemesine kadar geleceğe Halfeti hazırlıyoruz. Turistik bir merkez. Harran aynı şekilde. Şu an Suriçi'nin tüm düzenlemeleri, altyapı düzenlemeleri, aydınlatma düzenlemeleri, çevre yollarının tamamı, yeşil alanlar tamamıyla ele alınmış durumda. İşte bununla birlikte bizim en fazla da çünkü Şanlıurfa atık su arıtma merkezi
Şu an %50'lerdeyiz. 100 milyon TL'lik bir proje, Şanlıurfa'nın en büyük projelerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Daha bir Şanlıurfa'yı geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Nasıl yaşanılabilir bir şehir kılabiliriz? Şanlıurfa'daki insanımız nasıl mutlu olabilir? Bunun yollarını arıyoruz. Onun için çevre anlamında GES projelerini başlattık. 3 projemiz şu an inşaat aşamasında. Çöpümüzden enerji üretiyoruz. Bunu bitirdik. Şu an tamamıyla enerji üretimine geçtik. Çok önemliydi. Şanlıurfa genç bir şehir. 12 bin yıllık tarihi ve kültürü var. Ama bir o kadar da genç ki birçok alanda sizin çalışma yapmanız gerekiyor. Biz de bunun farkındayız. Çalışkan bir kadroyla Şanlıurfa'mızı seviyoruz. Ve böyle 24 saat Şanlıurfalılarla haşır neşiriz. Onlara hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz. Türkiye ve dünya genelinde zaten Şanlıurfa'yı bilmeyen yoktur. Ama Şanlıurfa'ya hiç gelmemiş olanlar muhakkak ki vardır diye düşünüyorum. Onlara son olarak bir mesajınızı alalım. Şanlıurfa bir medeniyet şehri. Şanlıurfa'da feyiz almak istiyorsanız, farklı bir ruh hali yaşamak istiyorsanız, Şanlıurfa'nın sokaklarını, Halil Rahman'ı, Eyüp Peygamber'i, Eyüp Nebi'yi, Şanlıurfa'nın çarşılarını, işte Barutçu Hanı'ndan, Gümrükçü Hanı'ndan, buralarda böyle güzel kahvelerle unutulamaz anılarımız olur diye düşünüyorum. Hepsini bekliyoruz. Şanlıurfa güzel bir şehir. Böylesine güzel bir misafirperverlik için ve böylesi güzel bir sohbet için ben teşekkür ediyorum.